Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfın ilk ünitesi olan Studying Abroad'ı size anlatacağım. Şimdi öncelikle bölümümüzde bazı kelimelerimizi inceleyebiliriz. Daha sonra dil bilgisi konularımıza göz atacağız. Ünite ile ilgili kazanımlarımıza bakacağız. Mesela bu ünitedeki kazanımlarımız neler? Have, has got konusu, daha sonra giving directions'lar var ve imperative konumuz var, emir cümleleri. Daha sonra ülkeler ve bunların uyrukları, bunları anlatacağız. Şimdi, language, adjective before noun. When we describe people or things, we put the adjective before the noun. Şimdi, have, has, got konusuyla başlamış. Nedir have, has, got? Sahip olmaktır. Kişisel özelliklerimizden bahsederken have, has'i kullanırız. Ya da herhangi bir nesneden bahsederken sahiplik durumunda have, got ve has, got'ı kullanıyoruz. Peki, nasıl oluyor have, got ve has, got'ın kullanımı? Yine öznelerimize göre, örneğin I, we, you, they, he, she, it bizim İngilizce'deki öznelerimizdir. Bunlara göre I, we, you, they'ye have got gelir. He, she, it'e has got gelir. Olumsuz yaparken haven't ve hasn't'ı kullanıyoruz. Soru yaparken de have got ve has got başa geliyor. Peki, adjective before noun dedik. Anna has got blue eyes. Ne diyor burada bize? Anna mavi gözlere sahiptir diyor. Read the language help box. Then look at the picture and complete the sentences. Use the adjective in the box. Şimdi neyden bahsetmiş? Örneğin Duncan has got short red hair. Ne diyor? Duncan kısa kızıl saça sahiptir diyor. Burada red hair dediği aslında kızıl saçtan bahsetmiş. Short'u kullanmış. Evet, bakalım. Bir de ne diyor? Ben and Cathy have got long hair olabilir mi? Olabilir. Evet, long diyebiliriz buna. Daha sonra Anna has got long, mesela bu ne olabilir? Long fair hair uygun olur. Peki burada ne diyor? Anna uzun sarı saça sahiptir diyor. Peki Duncan'a bakalım. Duncan and Ben have got ne olabilir? Yine neyi kullandık? Short kullanılmış, long kullandık, fair kullandık. Mesela Duncan, biz burada dark hair diyebiliriz. Evet, koyu saça sahiptir dedik. Peki, Cathy has got mesela has got dark hair. Katie ne diyor? Koyu saça sahiptir diyor. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela kısa koyu saç diyebiliriz. Buraya bir sıfat da ekleyebiliriz. Peki şu bölüme bakalım. Evet, ne dedik? Eye, göz, nose, burun, mouth, ağız, ear, kulaktı. Peki teeth, diş, glasses, yine gözlük ve burada hair, saç, freckles, çil. Evet. Peki. Üçüncü bölüme bakalım. Are these sentences true or false demiş. For you. I've got short hair. Mesela bu bana göre doğru mu yanlış mı ondan bahsediyor. Evet, bakalım. I've got short hair. Ben kısa saçlıyım diyor. True mu false mu?
Doğru mu yanlış mı? My teacher has got glasses. Yani bunu kendimize göre yapalım. No, I haven't got short hair. Hayır, benim saçlarım kısa değil dedim. İki de ne diyeceğiz? My teacher, benim öğretmenim, gözlüklü, gözlüğe sahip. Hayır, değildi. Ben yine buna false diyorum. I've got freckles on my nose. Burnumun üstünde ben var diyor. Hayır, yok. No, yani false diyoruz buna da. My teacher has got brown eyes. Benim öğretmenim kahverengi gözlere sahip. This is true. Buna doğru dedim. I've got dark hair. No, I have got fair hair. Koyu saçlı değilim. Sarı saçlıyım dedim. Peki. Şimdi extra practice'lere bakalım. Mesela neyden bahsetmiş? Level the parts of the body. You can use a dictionary to help you. Then write the names of the three more parts of the body. Evet, vücudun bölümlerinden bahsetmiş. Yine cast neydi? Muscle diyebiliriz. Foot diyebiliriz, değil mi? Bind diyoruz. Bacak. Evet, reading bölümümüz var. Reading bölümümüzde de have got, has got'tan bahsediyor. Bakalım. Önce okuyalım, sonra çevirisini yapalım. Hi, my name is Adele. I've got photos of my friends on my home page. Take a look. Ne diyor? Merhaba, benim adım Adela. Fotoğraflarım da home page ne diyor? Sayfamda arkadaşlarım var, değil mi? Bakabilirsiniz. Peki. My friends, arkadaşlarım diyor. This is Rina, bu Rina. She is my best friend. Rina has got long, dark hair and big blue eyes. Her favorite color is orange. Ne diyor burada? Bu Rina, o benim en yakın arkadaşım. Rina uzun, koyu saça sahip ve büyük mavi gözlere sahiptir diyor. Onun favori rengi turuncudur diyor. Şimdi dikkat ettiysek burada have got'ı, has got'ı kullanıyor. Burada Rina kız olduğu için she oluyor. She has got long, dark hair and big blue eyes da diyebiliriz. Çünkü onun sahip olduğu özelliklerinden bahsediyor. Peki. Daha sonra this is my friend Fiona. She has got long red hair and freckles. She has got big green eyes. Green is Fiona's favorite color. Şimdi bu benim arkadaşım Fiona. O uzun kızıl saçlara ve çillere sahiptir diyor görselde. She has got big ne diyor? Büyük yeşil gözleri var. Green is Fiona's favorite color. Yeşil Fiona'nın favori rengidir dedi. Gördüğünüz gibi zaten yeşil şapka takmış. Daha sonra my friend Jason has got short, dark hair and brown eyes. His favorite sport is football. Rina thinks he's cute. Benim arkadaşım Jason kısa, koyu saçlara sahip ve kahverengi gözlere sahiptir diyor. Onun favori sporu futboldur. Rina ne düşünüyor? Çok onun tatlı olduğunu düşünüyor, değil mi? Peki. Diğer tarafta ne diyor? Arkadaşım, my friend Danny has got short. Arkadaşım Danny kısa. Ne diyor? Fair hair and blue eyes. Arkadaşım Danny kısa, sarı ve saça sahip ve mavi gözlere sahiptir diyor. In this photo, Danny is with his little sister. Bu fotoğrafta Danny ile onun küçük kız kardeşi Tanya var. She has got long fair hair and blue eyes. O uzun, sarı saça sahip ve mavi gözlere sahip diyoruz. Yine burada have'i, has'i kullanmış. Şimdi biz I ve you, they, he, she, it'e göre have'i, has'i nasıl kullanıyorduk? I ve you, they have got. Üçüncü tekil şahıslarım he, she, it, has got alır. Bunu unutmuyoruz. Neydi? Soru yaparken have got ve has got
başa geliyordu. Olumsuz yaparken de haven't got ve hasn't got'ı kullanıyorduk. Peki, write the names demiş. Bakalım. She's got long dark hair. Bu kimdir? Rina'ydı değil mi? O uzun koyu saçlara sahiptir. Bakalım. Rina. Evet, uzun koyu saçlara sahip. Doğru. Evet. She's got short fair hair demiş. O zaten burada bir erkekten bahsediyor. O kısa sarı saça sahiptir. Hangisi? Danny değil mi? Danny has got short fair hair gördüğünüz gibi. Bu da Danny olacak. Evet, Danny dedik. İkiye bakalım. They have got dark hair. Onlar koyu saça sahiptirler. Şimdi burada birden fazla kişiden bahsedeceğiz. Koyu saçı olan kimlerdir? Mesela Jason and Rina, değil mi? Koyu saçları var. Jason and Rina. Şöyle diyelim. Evet, Jason and Rina. She's got green eyes. O yeşil gözlere sahip. Hangisi yeşil gözlere sahipti bakalım. Evet. She's got big green eyes. Fiona değil mi? Fiona'nın gözleri yeşildi. Buna da F diyorum, Fiona. Peki. He has got brown eyes. O kahverengi gözlere sahip. Bu kim olabilirdi? Yine erkek olandan bahsediyor. Kimin kahverengi gözleri vardı? Jason değil mi? Yine J diyorum. They've got blue eyes. Onlar mavi gözlere sahiptirler diyor. Evet, hangileri mavi göze sahipti? Bakıyoruz. Kimin gözleri maviydi? Mesela Danny değil mi? Ne diyor? Fair hair and blue eyes. Evet. Danny ve başka mavi gözleri olan, bakıyoruz. Blue eyes ve Rina. Rina'nın da gözleri maviydi. Evet. Peki. Nasıl yaptık? Have, has got'a sahiplik olarak kullandık değil mi? Daha sonra şöyle gramatik bölümümüze bakıyoruz. Have got, study the table. Şimdi buradaki tabloya çalışalım. Have got'tan başlamış öncelikle. Study the table. Affirmative, negative, interrogative. Affirmative pozitif, negatif olumsuz, interrogatif soru formudur. Şimdi olumlu olan bölüme bakıyoruz. I have got, ben sahibim. You have got, sen sahipsin. He has got, sen sahipsin. Şu yukarıdan kesme işaretiyle kesilen has'dir. Is değildir. Dikkat edelim. She has got, it has got, we have got, you have got ve they have got'tır. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki negatif formuna bakalım tablomuza. I haven't got oldu. You have got, you haven't got oldu. He has got, he hasn't got oldu. She has got, she hasn't got. It has got, it hasn't got. We have got, we haven't got. Yani have not'tan geliyor bu. Kısaltılmış şekli. You have got, you haven't got. They've got, they haven't got. Şimdi interrogative formu, soru formudur. Neydi? Have ve has got başa gelirdi. Have I got boşluk ve soru işareti. Have you got boşluk soru işareti. Has he got, has she got, has it got, have we got,
Have you got? Have they got? Mesela bunlara nasıl örnekler verebiliriz? Have you got a car? Bir araban var mı? Nasıl cevap veririz? Varsa eğer yes I have, değil mi? Peki ya da şunu da söyleyebiliriz. Yes I have got a car. Ya da has he got a home? Onun o bir eve sahip mi? Yes he has. Ya da yes he has got home diyebiliriz. Aynı şekilde has she got olmuş. Aynı benzer örnekleri verebiliriz. Have we got, sahip miyiz mesela neye? Have we got a school, bir okula sahip miyiz? Yes we have deriz. Have you got any brother or sister? Mesela hiç erkek kardeşin ya da kız kardeşin var mı dedim. Have they got, yine onlar neye sahipler? Have they got cars diyelim. Onlar arabalara sahipler mi? Şimdi cevap verilmiş. Full forms'lara bakalım. Affirmative, olumlu bölümde ne diyor bize full forms? I have got eşittir I have got. She's got, he's got, he has got olmuş. Az önce de söylediğim gibi bunlar has'di. Peki negatif form'da bakıyoruz. Full form demiş. I haven't got. Yani I have not got'tır. Ya da he hasn't got, he has not got'tır. Kısaltılmışı bu şekildedir. Interrogative formu, yani soru formunda kısa cevaba bakıyoruz. Yes, I have. No, I haven't. Yes, he has. No, he hasn't diyoruz. Yine eğer kısa olumlu cevap vermek istersek bu şekilde oluyor. Yine kısa olumsuz cevap vermek istersek de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şu ikinci alıştırmaya bakalım. Choose the correct options. Mesela neyden bahsediyor? The cat have mi has mi got green eyes? Doğru olanı daire içine alın diyor. Şimdi kedi hayvan olduğu için biz hayvanlarda it'i kullanıyoruz değil mi? It nerelere geliyordu? Cansız varlıklara ya da hayvanlara geliyordu. The cat, kedi, yani it has got green eyes değil mi? Kedi yeşil gözlere sahiptir dedik. O zaman bu doğru. Devam edelim. Birinci soruda ne diyor? I have mi, has mi got a new pencil case? Ben yeni bir kalem kutuya sahibim diyeceğiz. Neydi? Yukarıdaki tabloda gördünüz. I have got'tı değil mi? O zaman cevap I have got a new pencil case. İkiye bakalım. You have mi, has mi got a blue t-shirt? Ne diyor? Sen mavi bir t-shirt'e sahipsin diyecek. You'ya göre yukarıdaki forma bakıyorum. You have got oldu. Evet. You have diyeceğiz. Have got blue t-shirt. Peki 3'e bakalım. Andre have mi, has mi got an MP3 player? Bakalım. Andre she ya da he'dir. Yani kız ya da erkektir. Neydi? Üçüncü tekil şahıslarda has gelirdi değil mi? Got an, ne diyor? MP3 çalar. Andre MP3 çalara sahiptir dedik. Buna da has diyoruz. Peki 4'e bakalım. Mark and Lisa have mi, has mi got fair hair? Mark ve Lisa, şimdi hangi özneme girer? Çoğuldurlar. Mark ve Lisa kimdir? Onlar değil mi? Yani aslında şurası they. They'e göre de ne oluyordu? Yukarıdaki tablomuzdan bakalım. They have got. O zaman neymiş? They have got fair hair. Onlar açık saça sahiptirler dedik. Peki 5'e bakıyoruz. V'ye göre ne olmuş?
We have got a big classroom. Biz büyük bir sınıfa sahibiz diyeceğiz. Peki. We'de ne oluyordu? Have mi, has mi? Bakalım. We'ye göre have got oluyor. We have got a big classroom. Biz büyük bir eve, büyük bir sınıfa sahibiz dedik. Peki altıya bakalım. Sen and I have mi, has mi? Got green eyes. Şimdi sen ve ben kimiz? Biziz değil mi? Yani we olduk. Buraya we diyebiliriz. We have got green eyes. Biz yeşil gözlere sahibiz diyoruz. Özneye soru soruyoruz. Yanıtı aldığımızda bu şekilde cevap veriyoruz. Peki. Burada diyor ki make the sentences negatif, cümleleri olumsuz yapın. Bir örnek vermiş. Frank has got long dark hair. Frank uzun koyu saça sahiptir diyor. Şimdi bunu olumsuz yapacağız. Frank hasn't got long dark hair dedik. Şimdi birinci oluşturmaya bakalım. You have got green eyes. Sen yeşil gözlere sahipsin diyor. Biz diyeceğiz ki sen yeşil gözlere sahip değilsin. O zaman ne olacak? Haven't, değil mi? Haven't got diyebiliriz. Evet. Haven't diyebiliriz. Yolanda has got small glasses. Yolanda küçük gözlüklere sahiptir diyor. Değildir diyeceğiz. Yolanda küçük gözlüklere sahip değildir. O zaman hasn't got, değil mi? Hasn't. Sonlarına da got geliyor. Üçe bakalım. We have got a purple textbook. Ne diyor? Biz mor bir metin kitabına sahibiz diyor. Değiliz diyeceğiz. We'ye göre neydi? Haven't'tı. Peki. This book has got 200 pages. Ne diyor? Bu kitap 200 sayfaya sahiptir. Değildir diyeceğiz. Şimdi this book, bu kitap, yani it, değil mi? It has got. Ona göre ne oluyor? Hasn't dedik. I have got blue hair. Ne diyor? Ben mavi saça sahibim diyor. Değilim diyeceğim. Haven't. Mavi saça sahip değilim dedi. Altıda Marcus has got freckles. Marcus çillere sahiptir diyor. Değildir diyeceğiz. Marcus çillere sahip değildir. Bunu nasıl yapıyoruz? Hasn't got, değil mi? Peki. Devam edelim. Look at the picture and complete the sentences. Use the affirmative or negative of have got demiş. Şimdi Sam ve Maria görselde görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Bakalım Maria ne diyebiliriz buraya? A red t-shirt, doğru mu? Maria'nın t-shirt'ü kırmızı mı? Hayır, Maria hasn't. Hasn't got a red t-shirt. She has. O mavi t-shirt'e sahiptir dedik. Maria kırmızı t-shirt'e sahip değildir. O mavi t-shirt'e sahiptir dedik. Peki ikiye bakıyoruz. Sam ile ilgili ne demiş? Sam a basketball. Sam has got a basketball. Değil mi? Olumlu yapacağız. He hasn't. Hasn't got a football. Gördüğünüz gibi elinde zaten basketbol topu var. Üçe bakalım. Maria have mi, has mi? CD player diyor. Elinde CD player var mı? Hayır, MP3 player var. O zaman Maria hasn't. Üçüncü tekil şahıstır çünkü. Hasn't got dedim.
Mario hasn't got a CD player. She has got an, ne diyor? MP3 çalara sahiptir. Evet, elindeki o çünkü. Dörde bakalım. Sam and Maria a dog. Sam ve Maria köpeği sahip mi? Evet. O zaman Sam ve Maria buradaki özneler, yani çoğuldur. Onlar diyoruz değil mi? They olduğu için have got a dog. Sam ve Maria bir köpeği sahiptir. They haven't got a cat. Kedileri yoktur değil mi? Haven't got a cat dedik. Evet, görselde de gördük bunu. Şimdi write questions use have got, then write short answer. Ne diyor bize? Soru yazın diyor değil mi? Daha sonra have got'ı kullanın, kısa cevap verin diyor. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Sam and Maria fair hair. Sam ve Maria açık saça mı sahipler? Bakıyoruz yukarıya. Soru yapacağız. Have Sam and Maria got fair hair? No, they haven't demiş. Maria ve Sam açık saça mı sahipler diyor. Hayır değiller değil mi? Gördüğünüz gibi koyu saçları var. Peki ikiye bakalım. She long hair. Biz bunu soru yapacağız değil mi? Nasıl soru yapacağız? Has başa geleceğiz. Has she got long hair diyebiliriz. O uzun saça mı sahip bakalım. Yes she has diyebiliriz cevap olarak. Evet. Peki şuna bakalım. Sam long hair demiş. Sam uzun saça mı sahip? Hayır. Sam, bunu soru yapacağız. Has Sam got long hair? No, he hasn't dedik. Uzun saçları yok çünkü. Daha sonra dördüncü alıştırmaya bakıyoruz. Sam and Maria. Evet, bunu anlattım. They glasses dedi. Biz bunu nasıl soru yapacağız? Have they got glasses? Onlar gözlüklere sahip midirler? Bakıyoruz. Hayır değiller. No, they haven't got glasses dedik. Hayır, onlar gözlüklere sahip değildir dedik. Şimdi bugün neler anlattık? Have got ve has got konumuzu anlattık. Have got neydi? Tabloyu tekrar etmek istiyorum. Sahip olmaktı değil mi? Have ve has. I, you, we'de göre have got geliyordu. He, she, it. Yani üçüncü tekil şahıslarımıza göre has got geliyor. Tabloda da görüyorsunuz. I have got, you have got, he has got, she's got, it's got, we have got, you have got, they have got dedik. Full forms demiş. I have got, şu kısa hali, uzun hali. I have got, he has got, he has got dedik. Ve negatif formu haven't oldu, olumsuzu. I, we, you, they de haven't. Üçüncü tekil şahıslarda hasn't oldu. Interrogative formu sorularda da have ve has başa geldi. Aynı zamanda kısa cevap da verdik. Yes, I have, no, I haven't. Yes, he has, no, he hasn't. Evet. Teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz bu kadardı.